Bismillahirrahmanirrahim. Bostan ve Gülistan'dan seçmeler. Köpeğin biri yörüğün ayağını ısırdı. Öyle şiddetle ısırdı ki dişlerinin arasından sanki zehir damladı. Zavallı yörük. O gece ızdıraptan gözlerini kırpamadı. Küçük bir kızı vardı. Babasına çıkışarak, "Senin de dişin yok muydu baba?" dedi. Babası onca acıya rağmen gülmeye çalışarak kızına cevap verdi. "A gönlümün nuru, yavrucuğum, benim hem ondan üstün kuvvetim hem de keskin dişlerim var. Ama dişime damağıma acıdım. Başıma kılıç vursalar dahi dişimi köpeğin ayağına götürmem mümkün değil." Burada büyük usta diyor ki, köpeğin seviyesine inme. Köpek ısırsa bile sen onun seviyesine inip köpekleşme. Onun gibi ayaklardan ısırma. Çok var öyle. Öç alacağım zannediyor. Aynı ile mukabele ediyor. O köpektir. Sen insan. Onun gibi ayağını ısırmaya kalkarsan köpekten aşağı düşersin. Maskara olursun. Karakterin kaybolur. Kimliğin gider. Haysiyetin yok olur. O yüzden bütün köpekler saldırsa bile acıya dayanacaksın. Ama dik duracaksın. Onların köpek olduğunu, ısırmaları onlar için fıtri ama biz insanız, âliyiz, Allah'ın matbaa-ı nazarıyız, yeryüzündeki halifesiyiz deyip dik duracaksın. Efendi olacaksın. Sonra senin insan, onların köpek olduğu açıkça belli olsun. Ne kadar güzel ders vermiş büyük usta. Allah yar ve yardımcımız olsun. Isıran köpeklerin şerrinden muhafaza buyursun.